Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çay tarifim var. Hem sağlıklı hem sizi zayıflatacak, vücudunuzdaki ödemi atacak. Bunun için bir tane enginarım var, bir limon, bir yeşil elma, bir tane çubuk tarçın, bir iki küçük parça zencefil ve 8-10 tane de karanfilim var. Enginarımın dış yapraklarını kopartarak bir kaseye alacağım ve güzelce yıkadıktan sonra tencereme ekleyeceğim. Bu arada bütün sebzelerim yıkanmıştır, bunu da belirtmek isterim. Bu güzel çay tarifi sizin hem karaciğerinize enginarın sayesinde hem karaciğeriniz temizlenecek, hem vücudunuzdaki birikmiş olan ödemi atacaksınız. Biliyorsunuz kış aylarında vücudumuzda fazlaca hareketsizlikten dolayı ödem birikiyor ve bunu atmanın en güzel yolu, hem de zencefil mesela, onun sayesinde vücudunuz daha çok metabolizmanız hızlanacak ve vücudunuzda kalori yakmaya başlayacaksınız. Bu çayı gün içerisinde sabah hazırlarsanız 4-5 fincan kadar çıkacaktır. Gün içerisinde ılık olarak içmenizi tavsiye ederim. Aslında yıkanmış, hiç kabuğunu soymanıza gerek yok zencefilin, ama kalkıp da zencefilin kabuğunu neden soymadınız denmesin diye ben soydum. Aslında kabuğuyla birlikte doğranması daha uygundur. Bunu da dipnot olarak söylemiş olayım. Elmamı da aynı şekilde dörde böleceğim. Elmam yeşildi. Ben yapıncaya kadar hafif sarardı. Mümkünse yeşil elma olursa çok daha iyi oluyor. Ayrıca bu çayı içerken şeker kullanmamanızı tavsiye ederim. Daha iyi olacaktır. Ama illaki dayanamam diyorsanız biraz bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı kadar bal atabilirsiniz mesela. O daha sağlıklıdır. Limonun çekirdeklerini ayıklamanıza gerek yok. Komple o şekilde doğrayabilirsiniz. Bir tane limon yeterli gelecektir. Karanfilleri ve çubuk tarçınızı da attıktan sonra 1 litre üzerine suyu ilave edip kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 6-7 dakika, 10 dakika en fazla daha altı kısık, hafif böyle orta ateşte kaynayacak. Daha sonra altını kapatıp kenara alacağım ve dinlendireceğim. Lütfen çok fazla, bu sürenin fazlasını da kaynatmayın. Bu süre yeterli geliyor. Biraz da kenarda bir 10-15 dakika dinlendikten sonra süzüp bir demliğiniz varsa gördüğünüz gibi onun içerisine süzüp veya daha küçük bir kaba. Gün içerisinde eğer altına bir aparatınız varsa, ben öyle yapıyorum, mum yakıyorum aparatın içine, ocağın üstüne, o şekilde koyuyorum, hep ılık kalıyor. Gidip gelip içiyorum ben onu. Yoksa mesela ısıtabilirsiniz de hafif, sorun değil. Ama kaynatmayın lütfen, sadece hafif ılıtın, ılık ılık yudum yudum içmenizi öneririm. Özellikle kış aylarında zencefilin ve limonun sayesinde hem hastalıklara karşı da mikroplara karşı da vücudunuzu koruyacağı için gayet sağlıklı, nefis bir çaydır kendisi. Lütfen bolca, ara ara yaparak, gün aşırı veya haftada iki kere en azından içebilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bu gibi tariflerim daha sonra tekrar gelecek. Bir başka güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.